Türkiye'de her şeyiyle yerli bir otomobil üretilebilir mi? Başbakan Erdoğan uzun süredir bu isteği dile getiriyor. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir etkinlik bu soruya da yanıt veriyor. Üstelik geçmişten bugüne değişim de gözler önüne seriliyor. Bu işe gönül vermeye ihtiyacımız var. Başkaları araba yapıyor diye biz araba yapamayacak mıyız? 1970'li yılların başında tasarladığı Spor Anadolu modeli 200 adet üretilen Erat Noyan geleceğe umutla bakıyor. Peki tekrar yerli üretim olabilir mi? Sorunun yanıtı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Teknolojileri başlıklı etkinlikte sergileniyor. Tasarımıyla dikkat çeken bu spor otomobil İstanbul'da üretildi ve saatteki hızı 300 kilometreye kadar çıkabiliyor. Tasarımcılar istenildikten sonra her şeyin yapılabileceğini söylüyor. Onuk Sazan iddialı bir süper spor araba. Bildiğiniz hiçbir spor arabanın hiçbir ayrıntısını hiçbir ölçüde kopya etmemesi hedeflendi. Biz sadece bunu neyi becerebildiğimizi ortaya koymak için çıktık. İşte bu motosiklette her şeyiyle Türkiye'de üretildi. İhracatı yapılan ilk motosiklet olma özelliği de taşıyor ve yakın bir zamanda Katar şeyhine gönderilecek. Yoğun bir emek var bu motorun üzerinde. Hindistan Sanayi Bakanı teklif getirdi Tarhan Bey'e Hindistan'da seri üretime geçelim diye. Ama biz öncelikle her şeyi Türkiye'de yapmak istiyoruz. Biz sayın büyüklerimizden bize daha çok ilgilenmelerini talep ediyoruz. Reklama gidiyoruz. Piyasalardaki durgunluk neyin habercisi? Bunu sorguluyoruz.